Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizinle sıcağı sıcağına bir gelişmeyi paylaşmak için bu videoyu hazırladım. Biliyorsunuz TOG geçtiğimiz günlerde fabrikasına bir gezi düzenlemişti. Ben de bu geziyi yerinde takip etmiştim. Bu gezide bize söylenmişti ki zaten daha önceden de belliydi. TOG'un yeni versiyonu ki CS'den olarak geçiyor. Las Vegas'ta düzenlenen CES Forum'da tanıtılacaktı ve tanıtım gerçekleşti. Aracında hem görüntüleri hem de tanıtım videosu da gösterime sunuldu. Şimdi ben hem canlı yayını izledim, Gürcan Karakaş CEO konuştu, hem de tanıtım videosunu aldım baktım. Şimdi size bazı özelliklerden bahsetmek istiyorum bu CS'den modelinin. Öncelikle şunu söylemem lazım, logodan başlamak istiyorum. Aracın logosu. Biliyorsunuz beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Ama ben hep onu düşünmüştüm ve yapmışlar. Işıklı olsa bu logo çok güzel olur diye düşünmüştüm. CSU'da bunu yapmışlar. CSU'da henüz yok ışıklı ama belki piyasaya sürüldüğünde olabilir. CSU'da bu yapılmış ışıklı bir tasarımla geliyor. Ön taraftaki logo çok güzel bir şekilde tasarlanmış. LED farlar var. LED farlar içinde TOG yazısını görebiliyoruz. Hemen tasarımdan da zaten bu belli oluyor. Ayrıca ön panjur da çok güzel bir şekilde LED'li ışıklarla tasarlanmış. Gayet güzel olmuş. Böyle açıldığı zaman bayağı bir böyle hareketli bir ön panjur bizleri karşılıyor. Şimdi dikkat ederseniz hemen yan tarafta aynalara geldiğimizde aynalar kamera şeklinde tasarlanmış. Standart dikiz aynası yok. Onun yerine kameralar var burada. Belki hatırlayanlar vardır aramızda, daha önceki CSU'nun konsept modellerinin bir tanesinde de böyle aynalar vardı. Ama mesela Gemlik'te benim gördüğüm modelde aynalar bildiğimiz standart aynaydı. Belki kameralı da olabilir, bilemiyorum ama CS'den kameralı tanıtıldı, sonradan değişir mi onu da bilmiyorum. Devam edelim tasarıma. Arka tarafta da LED ışıklar kullanılmış. Özellikle bagaj kapağını boydan boya geçen LED ışık çok güzel olmuş. Onu söylemek isterim. Bunun dışında dikkat ettiyseniz özellikle arka tarafta birazcık bu hot hatch dedikleri otomobillere çok benziyor. Yani sedan bir otomobil bu evet ama arka sütun biraz eğimli bir şekilde aşağı doğru uzanıyor. Normalde biraz daha dik olur sedan araçlarda ve arka tarafta bir çıkıntı olur arkaya doğru. Ama bu otomobilde öyle değil. Muhtemelen hot hatch modellerine çok benzeyecek, onu söyleyeyim. İşte ön taraftaki bu açılış animasyonlarını, açılış ışıklarının açılmasını da görüyorsunuz. Çok şık olmuş. Ben çok beğendim. Kamerayı tekrar görüyoruz. Bakın yan tarafı gösteriyor şu anda. Kameraları işte jantın kapağını gösterdi. Arka tarafı gösterdi. Bu arada otomobille ilgili ilginç bir detay var. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Arka kapılar, şimdi birazdan göstereceğim onu. Normalde nedir? Her iki kapıda aynı yöne doğru açılır. Burada kapılar birbirlerine doğru açılıyor. Bakın koltuklar falan çok şık. İç tasarım çok şık. Bu arada iç tasarım CSU modeline fazlasıyla benziyor. Özellikle direksiyon ve bu ön panel çok fazla benziyor. Otomatik vites vesaire aynen. Bu arada arka tarafta bir ekran daha var. 4 kişilik bir otomobil gibi tasarlanmış bu. Ama bu konsept olduğu için belki seri üretimde böyle olmayabilir. Onun altını çizeyim. Yani burada gördüğünüz hiçbir şey standart olarak böyle çıkmayabilir. Gördüğünüz gibi hem ön hem de arka koltuk elektrikli olarak hareket edebiliyor. En azından bu konsept modelde böyle gösteriliyor. İç tarafı gördük. Vitesi görüyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Muhtemelen şu düğme, ortadaki büyük düğme multimedya ekranı kullanmak için tercih edilecek. Direksiyondaki hemen direksiyonun yakın olan taraftaki düğme ise işte PRND dediğimiz sürüş modlarını aktif edecek. Şu anda işte gördüğümüz gibi ile tasarım çok güzel. Özellikle ikinci ekran çok güzel olmuş arka tarafta. Ama 4 kişilik bir otomobil gibi görünüyor şu anda. Dediğim gibi bu konsept olduğu için gerçek üretimde böyle olmayabilir. Seri üretimde belki bu şekilde çıkmayacaktır. Onu söyleyeyim. Büyük bir ekran var. Aynen CSU'da da bu şekilde bir ekranımız mevcuttu. Videolarda paylaşmıştım ben onu daha önce. Gördüğünüz gibi işte bu şekilde bir C sedan. Yine gelecek TOG'dan. Zaten bu söylenmişti geleceği ama aracın tasarımı ile ilgili yani ortada bir örnek yoktu. İlk kez CES Forum'da tanıtılmış oldu. Tabii ki şunu söylemekte fayda var. Bu model CSU'dan sonra üretilecek arkadaşlar. Yani önce CSU gelecek, o da 2022'nin son aylarında seri üretimden çıkmış olacak. Ardından o satışa sunulduktan sonra C sedan modeli de yine piyasaya sürülecek. Daha sonra hatchback ve farklı modellerde geleceği söylendi. Bunlar zaten biliniyordu ama ortada bir C sedan modeli yoktu. En azından böyle fiziksel olarak görebileceğimiz bir model yoktu. Bunun da altını özellikle çizmek isterim. Ben aracı beğendim. Biliyorsunuz ben elektrikli otomobil tutkunu birisiyim ve henüz bir elektrikli otomobilim yok ama TOG çıktığı zaman eğer fiyatı da makul bir noktada tutabilirlerse almak isteyeceğim bir otomobil olacak gibi görünüyor. En azından bu konsept sürümler
beni çok fazla heyecanlandırıyor. Sizin düşüncelerinizi de duymak isterim, görmek isterim. Yazabilirsiniz yorumlara. Elimden geldiğince de yanıt vereceğim, yorum yapacağım yorumlarınıza. Takipte kalın, YouTube kanalıma abone olmayı, beni aynı zamanda Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip etmeyi de unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.